İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılacak NATO zirvesine oldukça kısa bir zaman kaldı. NATO üyesi ülkelerin liderlerinin bir araya geleceği zirveden Atina, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki ülke arasındaki gerilimi gündeme getirmesinden endişe ediyor. Yunan basını olasılık senaryolarına yer verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleşecek olan NATO zirvesinde Ankara-Atina hattındaki sorunları gündeme getirecek mi? Zirveye saatler kala Atina'nın endişesi bu. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis kısa bir süre önce NATO zirvesinde izleyeceği taktiği belirleyecek. Geçtiğimiz günlerde bir soruyu yanıtlayan Yunan lider, zirve gündeminde yok ancak Türk-Yunan ilişkileri konusu açılırsa gereken cevaplar verilecektir ifadesini kullandı. Yunan basını zirvede neler yaşanabileceğine dair senaryoları ele aldı. Öne çıkan senaryolar, Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliklerini kabul etme şartlarına Yunanistan konusunu da ekleyebilir. Bu sürece olan katkı... Erdoğan, NATO zirvesini adaların silahsızlandırılması konusunda uluslararası alanda tartışmaya açmak için elverişli fırsat sayabilir. Erdoğan, adaların gayri askeri statüsünden başka terör ve mülteci konularını da masaya yatırabilir ve Türkiye Madrid zirvesi başlamadan Ege'de hangi coğrafi formasyonlara aidiyeti ihtilaflı saydığına ilişkin Birleşmiş Milletler'e bildirimde bulunabilir oldu. Öte yandan Yunan Katimerini gazetesi ise Madrid zirvesinde Türk-Yunan çekişmesi yaşanması halinde bugüne kadar sözlü tartışma düzeyinde olan gerginliğin sahaya sıçrayabileceğini öne sürdü.